Özgürlük sözcüğü önemli. Belki hepsinden önemli bir gerilimi anlatır. Hep kaçıp uzaklaşılmak istenir. Kaçıp uzaklaşılmak istenen yerin bir adı yoksa, belirsiz bir yerse burası ve gözle görülür bir sınırı içermiyorsa özgürlük diye nitelenir. Bu gerilimin uzamsal dışa vurumu sanki ortada böyle bir sınır yokmuş gibi belli bir sınırı aşıp geçmek için duyulan şiddetli istektir. Uçmada özgürlük, mitos temeline dayalı eski duyumsamada güneşe dek uzanır. Zaman içinde özgürlük, ölümün yenilgiye uğratılmasıdır. Onun giderek daha bir uzağa sürülüp atılması bile insanı memnun bırakır. Nesneler konusundaki özgürlük, fiyatlardaki çözülmedir. Pek özgür bir insan olan ideal müsrifin fiyatlardaki hiçbir kuralla belirlenmeyip sonu gelmeyen dalgalanmadan, bir yön tanımayan iniş çıkışlardan, fiyatların sanki hava tarafından belirlenmişliğinden, hiçbir şeyle etki altına alınmazlığından, hatta gerçekte kestirilemez oluşundan daha çok istediği bir şey yoktur. Belli bir nesneyi hedef alan hiçbir özgürlük, özgürlük değildir. Özgürlüğün sağlayacağı lütuf ve mutluluk, kendi sınırlarını aşıp geçmek isteyende yol açtığı gerilimdir ve insan ilgili istek için en çetin sınırlarını seçer kendini. Seninle konuşma iznini henüz ele geçirmemiş her yeni yüz özgürlüktür. Seni tanımayan her kişi özgürlüktür. Henüz toplanıp büzülerek seni içinde boğmayan her insan çevresi özgürlüktür. Başkaları tarafından dikkate alınmadığın süre özgürsün. Başkalarınca sevilmediğin süre özgürsün. Özgür olmayışın başlıca nedeni senin ismindir. İsmini bilmeyen kimse sana söz geçiremez. Ama pek çok kişi ismini bilip öğrenecektir. Ve giderek de artacaktır sayıları. Onların toplu gücü karşısında özgür kalabilmen, yaşamının pek erişilebilir bir amacını oluşturabilecek gibi değildir. İki kısım insan vardır. Bir kısmını yaşamda elde bulundurdukları pozisyon, bir zevce, bir okul müdürü, bir yönetici, bir belediye başkanı olarak ele geçirecekleri mevki ilgilendirir. Gözleri bir yol kafalarına koydukları bu amaçlara çevrilmiştir hep. Kendi hemcinslerini de ilgili amaçlar çevresinde sıralanmış görürler. Böyleleri için varsa pozisyon, yoksa pozisyondur. Pozisyon dışındaki nesnelere değer vermezler. Farkına varmaz, görmeden geçerler bunları. İkinci kısım insanların gözü özgürlüktedir. En başta pozisyon denilen şeyden özgür kılmak isterler kendilerini. Onları ilgilendiren şey değişimdir, sıçramadır. Öyle bir sıçrama ki basamaklar değil, delikler söz konusudur burada. Kapı ve pencerelere katlanamazlar. Ama devenin doğrultuları girmeye değil, çıkmaya yöneliktir. Diyelim bir tahtla karşılaştılar. Hemen kaçmakta alırlar soluğu. Oysa birinci gruptakiler bir kez oturacakları bu tahttan artık bir santim bile kaldırmazlar kıçlarını.